Onun için buyurun lütfen alın tahtalarınızı elinize ve Seda için düşündüğünüz puanları yazınız. Dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Özellikle ilk günler yanmış, yetişmemiş, çok büyük, majör problemleri olmayan bir masaysa, sofraysa çok düşük puanlarınızı kullanmayınız. Hakkaniyetli ve adilane olunuz. Adilane puanlar kullanınız. Adil puanlar kullanınız. İlerleyen günlerde neler olacağını bilmiyoruz. İlk iki gün çok önemli. Lütfen beğendiğiniz yemeklere göre puan veriniz. Yorumlarınızla puanlarınız tutsun, örtüşsün. Haksızlığa imza atmayınız. Herkes puanından emin mi? Onu da sorayım Canan Hanım. Evet. Güleser Hanım. Gülden Hanım. Ve Nedim Hanım, puanınızdan emin misiniz? Evet. Şu an, çünkü birazdan Nedim Hanım puanıyla açılacağım. Açık oylamayı başlatacağım. Şu an değiştirme hakkınız var, sonrasında yok. Tamam mıyız? Peki. O zaman Nedim Hanım puanıyla başlayacağız. Dün 5 puan vermişti. Bakalım heyecanlı. Bugün kaç vermiş? Heyecanlısın. Evet, şu an çok heyecanlı. Nasıl bekliyorsun puanları? Bence beğendiler genel anlamda. Ya börekten sınıfta kaldığımı kabul ediyorum. Börek ve çerkez tavuğu evet. Ama onun dışındakiler de çok büyük problemler yoktu bildiğim kadarıyla. Yani duyduğum gayet kadarıyla. Gayet güzel olmuş. Bence değil mi? Güzeldi, güzeldi. Hani açıkçası çok beklemiyordum senden ha bu performansı. Ya, tebrik normalde ederim. Normalde yapıyorum ama buranın heyecanı böyle... Hayır, çok telaşlıydın sabah. Çok evet. Yani ilk kez börek açmışsın. Çok heyecanlandım. Bence iyi bir performanstı. Isıtmasaydı böreği çok... Evet, orada da büyük hata yapmışsın ama bakalım puanları nasıl yansımış. Buyurun Nedim Hanım, açın ve yüksek sesle lütfen telaffuz ediniz verdiğiniz puanı. Benim puanım kızımıza 7. Oo. Teşekkür ederim. Güzel bir puanla başlıyor. Dün aklınızı yedi hanım. Afiyet olsun. Dün aklınızı yedi. Hala oradayız. Tabii oradayım. Ben bir şey demiyorum, konuşmayacağım. Beğendiniz herhalde. Beğendim. Neylerden kırdınız? Çerkez tavuğundan ve böreğinden. Evet, evet. Özellikle. Haklısınız, hiçbir şey diyemem, gerçekten olmamış. Yani tatlını, etini, patatesini ve... Çorban... Tamam, anladım. Ondan kırmamışsınız anladığım kadarıyla. Çünkü dünkü, dün de beğenmiştiniz genel olarak. Evet. Aşağı yukarı aynıydı ama dün 5'ti, bugün 7. Evet. Herhalde daha çok zevk aldı senin. Dün çok haksız fiyatlar. Dün servisleri güzeldi. Servisler, yani önümüze gelen servisler... Sunumlar güzeldi. Yoktu, sunumları güzeldi. Hmm. Her şey o yüzden evet, dün evet, maalesef sunumlarda sıkıntı vardı. Evet, bakalım Canan Hanım'dan kaç puan gelecek? Dün 7 puanını görmüştük kendisinin. Buyurun Canan Hanım, siz de açın, gösterin lütfen. Benim puanım 6. 6, kapatabilirsiniz. Teşekkür ediyorum, ellerine sağlık. Bakalım Gülden Hanım'dan kaç puan gelecek? Buyurun Gülden Hanım, siz de açın ve söyleyin lütfen bize puanınızı bakalım. 6 puan. 6. Okuma yazması yok. 6 değil mi? Afiyet peki olsun, kapatabilirsin. Daha çok beğendin herhalde dünden. Eline koluna sağlık. Ben dün sadece pilavı beğendim. Çekindiğinden dolayı söyleyemedim. Onu da bugün öğrendim. Çekinme dediler. Tamam dedim. Ben de çekindim. Neye çekindiniz dün, anlamadım. Ya, ne bileyim ilk beğenmedikten. Ha, daha mı düşük verecektiniz dün? Beğendiğimi beğenmediğimi, yok aynı puanı verirdim. Yani beğendiğime de beğenmediğime de. Ben pilavını çok beğendim. Çok güzeldi. Ama eti de güzeldi. Eti de güzeldi. Yok. Nasıl yok? Onları sevmedim ben. Niye sevmedin? Sevmedim. Yedin ama. Ama yok yemedim. Nasıl yemedin? Ama sen pilavını yedin. Sen tadına bakmadın o zaman, hakkımı yedin. Pilavımı sen beğendim. Sen etimin tadına bakmadın, sen hakkımı yedin. Yok, sadece tattın. Sen diyorsun ben tatmadım, böyle bir şey var mı Zuhan Hanım? Tattım, tattım, hepsine tattım. Tatmak zorunda canım. Ama tattım değil, ben yemedim, eti yemedim, ben tatmadım. Ben daha fazla yemedim demek istiyor fazla herhalde. Yemedim. Börek yedin ama. Ha, bir gün börek kesilmiyordu hani. Tamam, ama o fırının gazabına uğradı. Ama sonuçta geliniz yapmış o hatayı yani. Fırın kendi kendine çalışmadı herhalde. Çerkez tavuğu yiyilmiyordu yani. Onları beğendim ben bir şey. Peki. O sonraki şeyin... Tamam peki, evet. Dünde kaldı artık. Son puan gelecek Gülesen Hanım'dan. İlk kez puanını göreceğiz onu. Buyurun gösterin Gülesen Hanım bize puanınızı ve söyleyin lütfen. 4. 4? Evet. Kapatın lütfen. Çünkü bir şey yemedim ben. Bilerek yemediniz. Tatlısını, salatasını hayır, çok sevdim. Hayır, bu puanı vermek hayır, için... Hayır.
Yemediniz. Çorba soğuktu. Pişmiş evet, eden pişmemiş dediniz. Çorba soğuktu. Sizinki de soğuktu. Bahane. Ha, nerede emek soğuktu? Var. Siz bir vermişsiniz ya emeğine, yemeğine. Hayır hayır sen kaşarını içine sizin... ama artık bile erimedi. Çorbanı soğuktu. Eridi mi arkadaşlar? Ya. Erimedi. Dörtte çok az oldu değil. Ama Gülesar abla. Siz hiç adaletli değilsiniz. Dörtlük bir sofra değildi. Bak vallahi. Yani, ben diyordum ama sen hiç yemedin. Adamın verdiği puanın yarısını bile yemedin. Sen verdin mi? Adamın mı? Sen verdin mi? Sen konuştun. Ben yani doğru ben size... Seda ne diyeceksin 4 puana? Ya biraz hak etmiyor ya. Sadece salatasına tatlısına de... verdim. Tamam. Biliyor musun? Arkadaş, tamam ben anladım. Hı. Anlayacağımı anladım. Fazla da kurcalamak istemiyorum. Çok düşük oldu çünkü 4. Çünkü siz dolu gelmişsiniz. Hiçbir şey eksik olmuyor. Yemek tadım oldu. Bizimki de eksik değildi. Şey, yemeğimizi çıkartıp elimizde eksik. Yok pişmemiş. Tamam siz de 5 verseydiniz yok, o zaman. Yok peynir küf kokuyor. Sudan bahane, su bardağını bile bahane evet, ettiniz. Sen doldurdu, doldurdu. Çok doldurmuşsun evet, suyu, evet. Bu ne böyle içemem dedi. Evet. Çünkü evet, de az doldurmuş. Yan yana koyuyorum birbirine. Evet. Dünkü bardağım yarıydı, ben demedim. Niye? Aa. Biz yarı doldurduk. Evet. Hayır. Tabii yarı benim bardağım dün yarıydı, ben gündeme getirdim. İnsan arıza kadar doldurmuyor bardaklar. Kaşıklarınız tersti, onu bile söylemedim. Kim dedi tersti? Ben gördüm, hepsi benim masamda önümde. Ben çevirdim tatlı kaşıklarını, evet. Tabii ben sizi kırmak istemedim. Tamam. Çok bazı şeyleri söyledim ama ben sana ne sizin şimdi yaptığınız ben adaletsizlik. Hayır hayır. Çok düşük oldu bu puan. Hayır, evet. Bu masaya kesinlikle. Bu yemeklere 4 olmadı. Yani bence de olmadı. Olmadı yok. 4'lük değildi Gülesar abla yanlış oldu, yaptı. Valla vicdanım rahattır. Aa, çünkü öyle. Dün yemeklerimi yediler bana. Tamam bak oldu. Dünkü 5'e de tepki gösterdim. Çok sinirlendim gördüm. Ama 4 de aynı şekilde olmadı. Bir şey söyleyebilir miyim? Bence siz şu an gerçekten haksızlık yaptınız. Hayır. Masaya oturduğunuzdan beri bir defa bitirebilir miyim? Masaya oturduğunuzdan beri işte dün. Tabii gelinimi savunacağız. Ben gelinimi savunacağım. Tabii ki. Ama bugün de Seda yarıştı. Onun bir kabahati yok ki. Ben diyorum ki ben bir lafımı bitirebilirim. Evet kız bitiremedi lafını. Dün de kaldınız en başından beri. Yani bence bugünün yemeklerine ve bugün odaklansaydınız gerçekten 4 değildi. Ben gelinimi savunmak zorundayım. Tamam bakma, tabii ki de savunacaksınız. Herkes gelinini savunacak ama haklı ya da hakkını bakın kendi gelininizin lazım. Hakkını savunurken veyahut başlasın, alamadığınız hakkını, puanların hakkını ararken başkasını yakmayın. Çünkü asla 4'lük bir sofra evet. Değildi. Ben peki. Size 6 verdim siz de 6 vereydiniz. Hadi olmadı 5 vereydiniz. En azından. Yani en azından hakkı bu değil ki haksızlık. Gayet de güzel et pişmişti. Güzel yaptın güzel. Ya. Peki. Evet. Afiyet olsun adımlar, eline emeğine sağlık. Artık seyircilerimizle beraber siz Seda'nın puanını da Cuma günü tüm gelinlerimize verdiğim puanlarla birlikte öğreneceksiniz. Yarın kim geliyor bakayım? Biz. Siz, Gülden Hanım da gelini gelecekmiş. Hadi bakalım. Aa, krep yarışmamız var yarın ekstrada. Hayır, ben hiçbir yarışmam. Aa, caymak yok, söz verdin. Hayır, kabul etmiyorum. Ben kabul etmiyorum. Hayır. Ama az önce kabul edeyim. Olmaz, la sözünden hayır. Dönemezsin. Olmaz. Ben yaparım gene. Evet, tamam yapacağım. İyi hadi görüşürüz hanımlar. Ben ona hiçbir yaşıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.